Öte dur Faysal. Öte dur. Ne oluyor ya? Karıma da mı dokunamayacağım? Faysal. Öte dur dedim. Sen daha böyle bu kafayla gidersen çok ararsın beni. Yapma kız. Bırak Faysal ya. Bırak, ne yapıyorsun? Kremliyim zaten. Daha işte yumuşacık yumuşacık hayatım. Faysal git. Çekil. Kızımın odasında yatacağım ben. Kızımın odası ya. Nereye gidiyorsun Allah aşkına? Dur ya. Tamam. Faysal dur ya bir. Bir dur. Bana bak Faysal. Ben var ya ben. Bu hayattaki her şeyin ama her şeyin en güzelini, en iyisine layığım. Her şeyin en iyisinden istiyorum ben. Anladın mı? Daha güzel bir hayat istiyorum. Eğer sen de adamsan, eğer sen de benim kocamsan gider hak ettiğim o hayatı getirirsin bana. Anladın mı? Lafa gelince ben senin için her şeyi yaparım Gülendam. Senin için yapmayacağım hiçbir şey yoktur Gülendam. Nerede? He? Hani nerede? Göster bana bunları. Göster, göster. Hala öpüyor bir de. Pis. Allah aşkına gitme Gülendam. Gülendam gitme. Ya Allah aşkına gitme kız. Gülendam. Gel buraya be. Gülendam. Tövbe tövbe. Kim icat etti bu ev temizliğini ben anlamıyorum ki. Kimin aklına geldi yani? Ya ne gerek var? Onu sil, ötekini ütüle. Yani köle miyiz biz Allah'ım ya? Ha? Köle miyim ben? Alo, kimsin? Ruhşen Giray ben. Ruhşen Hanım? Oo, hangi dağda kurt öldü de siz beni böyle ararım? Konuşmamız lazım. Konuşalım. Tabii, yani siz şimdi bana oradan bir araç göndertin. Konuşalım. Peki, peki. Tıpış tıpış geleceksin ayağıma Ruhşen Hanım. Tıpış tıpış. Bir güldüm, bir güldüm. Ay sabah. Gülendam. Faysal yine pilava çıkmış. Dünürlerin ne diyor bu konuda? Kız yazık adama ya. Bir iş yeri açıversinler. Daha ilk günden teklif ettiler bu söylediğini de Faysal kabul etmedi. Bozmayalım dedi şimdi düzenimizi. Ay tuzluyum da kokma yok. Pilav arabasının düzeni mi olurmuş? Hepsi. Sen sanki paşa kızısın Songül. Ha? Ne bu afran tafran böyle? Daha geçenlerde dünürlerimin eteğinde dolanıyordun. Ne olursunuz benim oğluma iş bulun. Yalvarırım benim oğluma iş bulun diye. Ha? Ne oldu şimdi konuşuyorsun böyle car car? Ay hala dünürlerim diyor ayol. Songül, ne oldu? Bir şey diyordu. Nereden çıktı bu araba şimdi? Dünürüm gönderdi sağ olsun. Görüşmemiz var da kusura bakma. Yoksa biliyorsun senle çene çalmayı bayılıyorum. Şu hayattaki en sevdiğim şey. Neyse hadi tutma beni. Merci. Ruhşen Hanım, dediğime geldiniz herhalde. Bulut o kızla evlenemez. Bal gibi de evleniyorlar. Nikah tarihini de almışlar diyorsunuz. Ama ben sana dedim, iş kadın olacağım bir de. Daha ayağına gelen fırsatı değerlendiremiyorum. Sen engel olabilecek misin ondan haber ver. Evelallah. 2. 2 milyon isterim. 1 milyon demiştin. Sen de bana çöpleri karıştıran fare demiştin. Neyse neyse. Ben senin bu bütün söylediklerini unutmaya hazırım. Büyüklük göstereyim. Sen de büyüklük göster de ödeyin şu 2 milyonu.
Peki ben nereden bileceğim senin bu evliliğe engel olacağını? Ruşen Hanım. Madem açık konuşuyoruz. O zaman ben de açık konuşayım. Bu evliliğin bana hiçbir faydası olmadığını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ben çıkarıma bakarım. Siz de paradan haber verin, paradan. Gerisine de karışmayın. Biliyor musun? Sen benim gözümde hala çöp karıştıran bir faresin. O yüzden benden 1 milyondan fazla alamazsın. Anlaştık mı? Anlaştık. Sonucu görmeden 5 kuruş bile vermem. Haberin olsun. Yedirteceğim sana bu lafları, yedirteceğim. Tek tek yedirteceğim. Az biraz sabır.